Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Renault Kangoo almaya gideceğiz. Daha önce bir Renault Kangoo almaya gitmiştik ama gördüğünüz gibi motor indirmiştik ve bizim için çok tatlı bir ticaret olmamıştı. Bu sefer yine işimiz için yine eski model bir Renault Kangoo almaya gideceğiz. Açık konuşayım. Girdik sarı siteye. En düşük ilana bastık. Biz şu an en düşük otomobil ruhsatlı Kangoo'ya bakmaya gidiyoruz. Ümidimiz çok yüksek değil. Acaba ya tutarsa dayız yani. Acaba bu araba el ayağı düzgün müdür? Nasıl? Masrafı nasıl ederiz diye. Bir bakacağız arkadaşlar. Arabayı inceleyeceğiz. Umarım ticaret yapmak nasip olur diyorum. Şimdi yolumuza koyulduk arkadaşlar. Dün akşam şöyle göstereyim. Ufak bir çamur yağmış. Arabayı ne zaman yıkatsam böyle şeyler oluyor. Biz zaten şu an Başakşehir tarafından yola çıktık. Araba Küçükçekmece tarafında. Yani yakın olduğu için açıkçası biraz da o bizi cezbetti. Umarım araç fotoğraflardaki gibidir. En azından eli ayağı biraz düzgündür de alırız diyorum. Gelin hep beraber videoya geçelim. Evet, şimdi aracımızın başına geldik. Aracın sahibi Muhammed. Merhabalar. Merhaba. Muhammed. Şimdi araç biraz taksi çıkması gibi duruyor ama orijinalinde Kangoo'larda böyle bir renk var. Normalde sarı renk. Normalde orijinal rengi beyaz. Beyaz mı? Ama taksi çıkması olduğu için sarıya boyamışlar. Cidden taksi çıkması mı araba? Evet. Ama otomobil ruhsatlı. Yani ben normalde orijinal rengi sarı diye şey başına geldik. Hani şimdi öğreniyorum senden taksi çıkması olduğunu. Kangoo'larda pek taksiye rastlamıyoruz da o yüzden söylüyorum. Ya öncesinde yapıldığı için kaç yıl öncesine kadar? Ya aracın kilometresi yazıyordu. 900 bindeydi galiba. 900 Biz bin. Çok kilometresine takılmadık zaten. 2-3 kere motor revizesi görmüştür. Bir de arabanın zaten kondisyonu iyi değil. En düşük yaptık ilanlarda. O ilk Kangoo'ya da geldik. Hani alalım işimizi görsün. Çünkü şantiyeden dışarı çıkmayacak. Hani normal asfaltta gidecek bir araba değil. Şantiyede takır tukur ileri geri hortum lastik taşımak için kullanacağımız bir arabaydı. O yüzden çok takılmadım rengine de kilometresine de ama arabanın takside bir fiil çalıştığını bilmiyordum. Takside çalıştı bir süre. Biraz şeyleri de oldu. Bir kaza maza olayları da falan da oldu. Boyası bir şeyi falan yazmıyordu. Zaten bu kilometrede en düşük ilanlı arabada da boyaya falan da takılmayız. Hani işimiz görülsün diye alacağımız bir arabaydı ama senin bildiğin bir ekspertiz var mı? İlanda falan yazmıyordu ekspertiz durumu. Ya benim bildiğim 15 bin tramer. Bir de tavan hariç komple boyalı. Tavan takla falan yok herhalde. Yok, taksi çıkması olduğu için komple boyalı. Ya araç önceden beyazdı. Komple evet. Sarıya boyanmış. Evet. Tabii şimdi kaplama falan yapıyorlar araçlara ama önceden herhalde direkt boyamayı tercih etmişler. Arabayı da sarıya boyamışlar. Normalde aslında bu yıllarda sarı renk vardı. Bunu neden boyamışlar bilmiyorum. Yani yapacak da bir şey yok. Arabanın rengi ruhsatı işte değil mi? Evet. 15 bin tramerimiz var. Bir kaputu açabilir miyiz? Hem motor durumuna tamam. Bakayım hem de önden büyük bir kazası falan var mı ona bakayım. Yani şimdi en düşük ilana geldik bu kilometrede bu fiyatta bir araba olduğu için. Yani böyle ekspertiz de şeydi dış durumuna çok takılmıyorum. Kaporta durumuna takılmıyorum. Arabanın bizim için önemli olanı conta yakmasın. Yani herhangi bir hararet durumu olmasın. Yağ kaçağı olmasın. Vites geçişinde bir sıkıntı olmasın. Direksiyon kutusunda bir sıkıntı olmasın. Yani ileri geri kullanacağımız bir araba. Otomobil ruhsatlı olması da bizi etkiledi. En azından 2 senede bir muayeneye gidecek. Tabii. Ve otomobil olarak geçiyor. O oradan açılmıyor. Oradan mı açılıyor? Tamam. Ya arabanın orijinal rengi beyaz dedin ama buraları falan boyama ihtimalleri yok ön düzeni. Bence bu arabanın orijinal rengi sarı. Beyaz diye mi görmüştün? Evet. Yok ya yani dıştan boyanır ama ön düzeni gördüğünüz işte podyelerin olduğu bölümü falan şu iç paneli falan gösterelim. Hani komple sarı. Bildiğiniz daldırılma şekliyle boyanmış. Arabanın orijinal rengi bu. Beyaz değil. Yani sen bir yerde ya belki parça zaten olarak görmüşsündür. Belki. Yani şey mesela kaput atıyorum önceden beyazdır. Değişmesi gerekmiştir. Sarıya boyanmıştır. O şekilde görmüşsündür ama arabanın orijinal rengi sarı. Çünkü bu yıllarda sarısı var bunun. O yüzden ben de şaşırdım hani beyaz alıp niye sarı yaptılar diye. Biraz bir karışıklık var. Evet, sen de arabada oldu. Pek hakim değilsin. Ya zaten yani. Abin olduğu için ben sadece orada gördüğümü hatırlamıştım. Abinin mi araba? Evet. Siz ne için kullanıyorsunuz? Ya bizde bizim kafe işleri var. Ağır işlerde falan kullanıyoruz. Malzeme taşıyoruz, getiriyoruz. Hı. Herhangi bir yürüyende falan problem var mı? Yani yok. Sizi yürüyende yolda bırakacak. Bir problem yok. Bir arabayı çalıştırabilir miyiz ya? Sana zahmet. Yani araba boyanmamış. Normal orijinal rengi sarı. Çünkü dışarıdan boyandığı zaman kapı içleri olsun, şu içler olsun, podyeler falan. Normal arabanın orijinal rengi kalır. Sadece dıştan boyanır ama bunda öyle bir olay yok. Komple sarı. Kornayı falan siz mi taktırdınız sonra da? Kornayı evet arızalanmış da biz mahallettik sonra. Biraz çalışsın motor durumuna bakacağım. Bir iki dakika çalıştıktan sonra. Sizde hiç motor revizesi falan oldu mu? Kaç binde aldınız? Ya motor yenileme olmadı da bir arıza olmuştu. Bildiğim kadarıyla kayışlar falan kopmuştu. Hı. Ondan sonra bir yapılma süreci oldu. Çok fazla bilgi sahibi değilim zaten. Trigeri falan mı koptu acaba? Trigeri koptu evet. Değil mi? O da kopunca zaten komple dağıtıyor motoru. Bir tür rektifiye işlemi görmesi lazım. O tarz işlemler görmüştür. Şu anda yani bu kilometreye göre çok aptallaşma yok motorda. Normal olan titremesi. 1.5 dizel bir araba zaten. Bakalım herhangi bir yağ damlatması falan olacak mı? Zaten bu kilometrelerde yağ damlattığı zaman alta şıkır şıkır akar. Şöyle bir eğilerek bir bakayım yağ damlatması falan var mı diye. Herhangi bir yağ damlatmadı. 3-4 dakikadır arabamız çalışıyor. Tamam zaten bir sürüşüne bakarken bakarız. Kaputu kapatalım.
Kaputta zaten bayağı bir macun izi var. Hatta spreyle falan üstüne müdahale yapmışsınız galiba. Şöyle bayağı macun çatlamaları falan da var. Şu farımız herhalde yeni değişmiş. Bayağı canlı. O far olabilir. Temizlenmiş de olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi. Siz herhalde arabaya çok hakim değilsiniz abiniz kullandığı için. Anladım. Ben genel olarak farklı işlerle uğraşıyorum. Tamamdır, doğrudur. Onun haricinde ön camımız çatlak. Arabaya sonradan bir jant koymuşsunuz ama şu anda arabanın üstünde lastik yok denebilecek kadar yok yani. O kadar yok. Çünkü dümdüz olmuş, şöyle yakından göstereyim. Hani hiçbir dişlisi falan kalmamış. Hatta çatlamalar, yarılmalar da başlamış. Aynı şekilde kapıda da macunlarımız devam ediyor. Çift sürgü ama açık değil mi burası? Zor çalışmıyor mu? Biraz ya. Zor mesela, açılıyor bayağı. Zor mu açılıyor? Evet. Bunu oradan da bakabilirsiniz yani. Tamam, orayı açarız. Arka lastiklerimiz de aynı şekilde. Üstünde önlerin yaz lastiği var. Arkaların kış lastiği var. Biraz karma ne denk geldiyse yani yapıştırmışsınız. Yani çok önemsemediğimiz için. Yani en düşük Kangoo ilanı da bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. İnşaat vidalarıyla buralara müdahaleler yapılmış. Buralarda yamalarımız var. Sıcak yamalar yapılmış. Muayenesi ne kadar? Vallahi onu hatırlamıyorum ya. Tamam, ona da ben bir bakarız. Ben çok ilgilenmediğim için. Durum olduğu için buralarda hep boya kalkmaları falan da oluşmuş. İçte de buraya ne düştü ya? Volkan falan mı düştü? Bayağı orada biraz döşemesi gitmiş. Gibi bir şey oldu. Araba yani beklediğimden de sıkıntılı. Bu ilan fotoğrafları hep yanıltıcı oluyor ya. Onun gibi, çünkü temiz bir haliyle yüklemişsiniz ilanı. Şu an arabanın başına gelince biraz tuhaf oldu benim için yani. Ya zaten bu arabayı alacak adam hani çok temizliğine bakacağını düşünmüyorum. Evet, çünkü yok. İş için kullanılıyor genel biz olarak. Biz de zaten o temizliğe bakmıyoruz ama. Çok şey yapmadığım için elimde bulunuyor. Öyle dedim, bir bakayım. Anladım. Ne oluyor, ne ediyor? Yok zaten hani en düşük ilanlı araba, tabii ki motoru sıfır olsa, boyası sıfır olsa en düşük ilanlı olmaz. Bunun bilincindeyim. Kilometresi zaten uçmuş, iş için kullanılacak bir araba halinde. Ama bu kadar da değil yani. Ön lastikleri yazlık, arka lastikler kışlık. Böyle macun izleri falan, ön camımız çatlak. Yani araba şu anda bana bir acilen 20-30 bin lira harca diyor. Yani açıkçası o durumda. Biraz öyle. Yani kaportası bu durumda. Arabanın yapacak bir şey yok. Sen pazarlık düşünüyor musun yani ilan fiyatı? Tabii ki olur yani. Tamam. Çünkü elimizden de çıkaralım. Hazır piyasada düşmüşken tabii elimizden ki çıkartalım, başka bir şey alalım. Biz de siz ne düşünüyorsunuz? Kedi olsa gerek. Kedi, kedi biz. Onda vardı zaten. Onu sattık. Onun biraz arızaları oldu. Satmak durumunda kaldık. Ya Kangoo'dan kediye geçince farkı hissedersiniz bayağı zaten. Hisseder. Kedi. Çünkü 2000 motordu bir önceki sattığımız. Yani bayağı iyiydi. Evet. Kedi ticari sınıfında güzel bir araba. Bu da zaten 2004 model 900 binde. Yani neredeyse Mercedes Travego alıyormuş gibi hissediyorum. Yani yolcu otobüsleri olur ya. Onlar gibi bir kilometreye sahip. Arabanın kaportası bu şekilde. Hatta bir de cam filmlerini de göstereyim size. Şöyle cam filmlerini göstereyim. Siz mi çektiniz cam filmini? Yok, öncesine ait. Ha, öncesine mi ait? Yani yarım yamalak üstünden çekilmiş. Arkalarda falan yok, sadece yolcu kısmında. Bir de öbür tarafta var. Kenarlardan kese kese yapmışlar. Ya, araba çok şefkatsiz kalmış ya. Tamam, kilometresi olabilir ama bu kadar da hor kullanılmazdı. Siz tabii ki iş için kullanıyorsunuz. Biz de iş için kullanacağız. Değer verilmemiş. Bir ruhsata bakabilir miyim ya? Hem ya, muayene için hem de şu renk olayı kafama takıldı. Ya zaten her türlü sarıya boyansa bile sarıyı işletmişsinizdir ruhsata ama arabanın orijinal rengi sarı belli yani. Ruhsat yok. Ruhsat. Araba çalıntı mı acaba? Yok, ruhsatı yüksek ihtimalle evde ben unuttum. He, evde tamam. Evde unuttum ben çünkü biz koymuyoruz bu taraflara pek. Doğrudur. Ya zaten şu muayene benim için çok önemli. Şu haliyle araba muayeneden bir tık zor geçebilir. Zaten ön camımız falan da çatlak. Onların da yapılması lazım. Bir takım lastik alınması lazım. Hani birkaç muayeneye gitmeden önce işleri var. Yani bu arabada elektronik aksamlarına bile bakmam lazım. Silecek çalışıyor mu? Fren lambası çalışıyor mu? Eski bir araba olduğu zaman çoğu şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de onları şimdi hem yürüyüşünde hem de içine bakarken bakacağız yani. Kaporta durumu aracın bu şekilde. Bir de Ali arabanın içine ve sürüşüne baksın. Muhammed merhabalar. Merhaba. Ben de Emirhan'ın ortağıyım. Biraz daha ticari arabalara hakimimdir Emirhan'dan. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Herhalde onay verirsin Emirhan. Yok, ben zaten. Emirhan kafa onayını verdi. Birkaç videonuzu izledim. Böyle öyle kedi mi hastalığı falan var. Aynen size, aynen. Biraz benim kafadasınız. Ben de daha önce Kangoo da vardı. Kangoo'nun eskisini de almıştık. Yine bu kasayı almıştık. Motor yedi. O zaman 12.500 liraya almıştık. Hiç unutmuyorum. Motor masrafı da 10.000 liraydı. Sonra biz 11.500 liraya bir tamirciye vermiştik diye hatırlıyorum. Aklımda kalan o. Ya o zamanın piyasası daha farklı. Tabii o zamanın piyasası çok daha farklı. Emirhan birazcık şey dedi ama inan kaporta hiç umurumda değil. Sadece motor mekanik olarak bizi yormasın. Bizi muayeneden geçebilecek kadar bir seviyede olsun. Evet. Şimdi muayene aralığını sen de bilmiyorsun. Onu bir öğren. Bizi onu, videonun tabii, sonuna kadar sana zahmet. Kadar. Pazarlığı ona göre dahil edeceğim. Ya. Çünkü ben bu arabayı alacağım da kullanabilecek miyim işte? Yoksa muayene için biraz uğraşmam gerekiyor mu? Bunu hemen öğrenmem lazım. O yüzden sen o tarihi kaporta bize çözsen iyi. Kaporta olayına çok fazla dikkat etmezler. Ya kaporta, kaportaya çok dikkat etmezler ama bak şimdi
şimdi normalde bu hafif kusurdur ön camda çatlak olması. Ama seninki yani ön camda boydan boya olduğu için evet. Eğer sürücü mesafesini görüşünü kısıtlıyor diye bu ağır kusur şu. Hani mesela bunu hafif kusur diye geçiremeyiz maalesef. Ön camın değişmesi lazım. Anladım, onu pazarlıkta konuşuruz ya, hallederiz. Sıkıntı yok. Sadece ön cam muhabbeti olsa pazarlıktan hallederiz. Bir elektrik aksamına bakalım. Tabii ben size. Biz de muayenede neye bakıyorlar biliyoruz. Kontağın üstüne mi? Yedeği falan var mı anahtarın yoksa tek midir? Anahtarın yedeği yok. Tek. Anladım. Şöyle ben tutayım isterseniz. Sana zahmet. Bak koltuğun rayı bozuk mesela, tamam mı? Bu da muayeneden geçmiyor. Koltuk yapısı bozulmuş çünkü. Bunu arkadaşlar bakın, ben de bir kere koltuktan kaldım. Hani dersin ki ulan bundan kalınır mı? Bırakıyorlar. Vallahi bırakıyor. Koltuk bozuk. Tamam. Olsun. Canı sağ olsun. Şöyle anahtarını gösterelim. Anahtarı yeniletmişsin. Yedek anahtar bu işte, değil mi? Yedek anahtar bu değil mi? O arızalanmıştı, o çok çalışmıyor. Yani. Ben yok diye söylüyorum yani. Orijinal anahtarı buymuş bir zamanlar. Şimdi bunu aktarmışlar. Bunu da artık bunu asmanıza gerek yok ama şu anahtarı kullanıyorsunuz herhalde. Ya. Anladım. Tamam. Arabanın kilometresine bakalım arkadaşlar. Şöyle Emirhan bir yakından gel. Evet, arabamız 900 binde değil ya. 899 binde. Yani daha kız gibi bir araba. Sen bu arabanın hemen hakkına girdin. El freni güzel tutuyor. Şu an yokuşlu bir rampadayız. El freni evet. Tutuyor. Mesela bu muayenede sıkıntı olmayacak. Tamam, tek marşta da çalıştı, güzel. Sinyallerimizi veriyor. Tireceklerimiz çalışıyor. Suyun da var, güzel. Zaten bir airbag ışığı yakmış. Bir servis ışığı da yakmış. Onlar çok şey değil ya bizim için. Anladım, bakmıyoruz. Tamam. Aldığımız zaman da çok fazla bakmadık. Yok zaten airbagler... Acil işimizi halletsin diye aldık. Anladım, anladım. Airbagler zaten bu zamana kadar arkadaşlar sağlam gelmez. Mümkün değil. Zaten ön konsol, bakın şöyle göstereyim. Ön konsolun camı kaynatılmış. Plastik kaynatma yapılmış. Zaten direksiyondaki izler falan büyük ihtimalle airbaglerin ikisi de açmıştır. Çok da önemli değil arkadaşlar. Biz bu arabayı işte güvenli kullanalım diye değil. İşimizi halletsin diye alacağız ama sadece burada büyük ihtimalle zaten tamir işlemi görmüş. Bakın şuradaki vidalardan biri eksik. Normalde arkada olduğu gibi şu vidanın olduğu yerde bu vidanın da olması lazım. Kesme ve tamir işlemi gördüğü için koltuk güzel hareket etmiyor. O biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında zaten arabanın her yeri değişendir. Ben öyle bakıyorum yani. Hiç önemli değil. Değişendir zaten büyük ihtimalle. Zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabanın üstünü spreyle boyamışlar artık. Hani fırına mırına da uğraşmamışlar. O 5 liralık spreyler var ya. Ondan basmışlar. Akmış zaten. Güzel de boyayamamışlar. Yine bütün fitillerde aynı şekilde sarı boyayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela arabanın boyasıyla bu sarı tonu da farklı. Hani içeride zaten görüyorsunuz bunu. Yani elden gelince trafikte tutulmaya çalışmış. Şimdi araba fiyatları çok pahalı olduğu için neticede 1 milyon kilometrede de olsa arkadaşlar buna sen mal taşıyıp da kafenin işlerini görebiliyorsun, doğru mu? Tabii. Yani işini gördüğü için para da ediyor arkadaşlar. Yani neticede biz de farklı bir işte kullanmayacağımız için ben bunlara çok takılmıyorum ama şimdi bunun rayı mı bozuk, yayı mı bozuk? Biz bunu nasıl yaptıracağız? Yüksek ihtimalle öyledir ya. Onu bir göstermek lazım da. Anladım. Zor. Kapın komple olduğu şey menteşe bozuk. Kapı zaten dışarıda duruyor. Şöyle göstereyim. Kapanmıyor. Şöyle Emirhan bir yandan bakarsan kapı olması gerektiği yerden zaten çok daha ya zaten dışarıda duruyor. Ya zaten bu durumlardan dolayı satmak istedik. Sürekli arıza, sürekli şey yapmak bize. Ben zaten bunları hani size baştan söyleyeyim. Arabadan şöyle arkadaşlar damla damla dökülmeye başladı. Kuru bir havadayız. Normalde hani yağmur falan yok. Yağmur suyu falan desem arabanın altından bir yerden geliyor. Bakalım araba biraz daha burada beklesin. Altından bir şey çıkacak mı diye bakalım. Ben kapatayım, biraz bana yapıştı bu. He sana zahmet. Bu araba zaten ticarilerin topaşı. Benim için bak şu ana kadar elektrik aksam da sıkıntı yok. Tamam mı? Muayene için sadece kafama takıyorum. Koltuk tamiri olacak. Lastik olacak. Muayeneden geçmez. Ön cam olacak. Muayeneden geçmez. Muayene tarihine çok varsa onlar da sıkıntı etmeyeceğim. Hani almamız lazım. Bizim de yürüyen bir işimiz var orada. Anladın evet. mı? Ama muayene tarihi insan sana zahmet bir telefon görüşmesi yap. Bana öğren. Öğrenirim. Aynen. Ben de o arada yürüyenine bakayım. Yürüyeni okeyse sadece benim için masrafı tabii arabanın masrafı şimdi yaptırmaya kalksan bitmez. Ama muayeneden geçmesi için lastiğiydi, camıydı, koltuğuydu, kapısıydı. Şu an acil olarak o masrafları gördüm. Sen bana bunları pazarlıkta yardım olursan ben de başka yere gitmeyeyim. Tamam. Tamam. Ben bir yürüyenine bakıyorum o zaman. Tabii bakalım. Sen de gel. Geçelim bismillah. Şimdi arabamızın arkadaşlar yürüyenine bakacağız. Koltuk kılıfı konulduğu için koltuklar çok çok kötü durumda değil. Bir tane güzel teybim var. Teybi buraya kağıtla sıkıştırmışsın büyük ihtimalle. O çıkıyordu bir. Çıkıyor mu? Evet güzel abi. Bence de alternatif bir çözüm olmuş. Arabada fan var, klima yok. O büyük eksi. Ama neticede arabayı biz de kullanmayacağımız için çok da açıkçası sallamıyorum. Biz kontağı çalıştırdığımızda. Tamam tamam çalışmasa evet. Ne olacak canım? 30 senelik ışık çalışmayabilir yani. Hadi bismillah. Arabanın yürüyeninde bir şey yoksa Muhammed? Şu an bir sıkıntı yok yani. Hadi bakalım. Şimdi viteslerde atma ötme olmasın. Şöyle şuralardan da rahat rahat geçelim. Gerçekten güneş fena vurdu. Bu güneşlik kildi mi var nedir? Ha yok kildi siz yapmışsınız. Kildi. Bu tutmuyor zaten arkadaşlar güneşlik. Allah'ın olmuş hepsi zaten ya. Ya bu önemli değil. Şunu şey yap da benim görüşümü... Ha tamam tamam yaptım yaptım. Direksiyon kutusunda çok büyük bir ses var. Bakın arkadaşlar siz de duyun. Direksiyon kutusu çok pahalı ya bu arada Muhammed. Yani direksiyon kutusu gerçekten ucuz bir masraf değil. Ucuza zaten bir şey yok ki. Doğru. Şurada bir çukur var. Arabana sokacağım kusura bakma. Yapacak bir şeyim yok yani bu çukurdan çıkamam.
Valla Ahmet biraz arabanın mekanikte de masrafı var ya. Yanlış anlamazsan. Tamam biz kaporta masraflarını önemsemeyelim de şimdi muayene için yaptırmamız gereken 1-2 hızlı masrafı var. Direksiyon kutusu var. En kötü direksiyon kutusu 10 lira şu an. İşçiliğiyle falan 12-13 liraya bize patlar. 10 lira teker. Hani orta bir markanın tekeri. Hani 5-6 lira da şu kapıyı da koltuklu falan yaptırsan bu arabanın şimdi Emirhan dediği gibi direkt selamünaleyküm alırsan 30-35 milyar masrafı var. Yani araba kaç para ki zaten hani öyle bir muhabbet de var. Şimdi araba 1.5. 1.5 olması güzel. 1.5'leri kıymetli bunun farkındayım. Otomobil ruhsatlı bunun farkındayım. Aslına bakarsan istediğim araba bu. Ama bu yapranmışlık da değil. Yani şöyle son fiyat üzerinden bize ne yapabilirsin? Konuşalım. Evet bitirdiğimizde konuşalım. Bir yürüyene de devam edelim. Yürüyene devam edemiyorum ki İstanbul trafiğinde. Baskı balata birazcık şey çok aşağıda kavruyor. O kadar olur. Korna çalışmıyor mu? Solda şeyde. Solda mı? Evet. Ha minibüsçü iş ya. Ya şöyle söyleyeyim Muhammed benim için bu arabaya biraz zaman, emek ve para harcanması lazım. Doğrudur arabanın ederinin çok üstünde yazdığını düşünmüyorum. Bence arabanın ederini yazmışsın. Ondan yana da herhangi bir sıkıntım yok. Yani bu kadar masraf edeceğim açıkçası ben bütçemin üzerine koyup bir tık daha temiz bir araba almayı şu an bana daha mantıklı geldi. Sen de yanlış anlamazsan. Ya tabii onlar... Yoksa orası... araban yani kesinlikle uygun. Ben zaten uygun diye geldim. Hani dedim ki sanayide bizi uğraştıracağı da belli. Hani ne kadar uğraştırırdaydım. Ama mekanik olarak ekstra bir şey, kaporta için ekstra bir şey. Alıp yaptırsam aslına bakarsan senin arabana ben kardayım. Hani sen de fiyatla yardımcı olacağını söylüyorsun. Oradan oraya, oradan oraya gitmek gerçekten benim o kadar zamanım yok. Biz farklı işler de yapıyoruz söyleme sahip. E tabii orası tartışılır tabii. Sizin seçiminiz olursa olur, olmazsa sıkıntı yok. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sen memleket nereydi? Mardin. Mardin mi? Ben Mardin. De Iğdırlıyım. Siz kafe işi yapıyorsunuz ha? Evet kafe işi yapıyoruz Sefaköy'de. Sefaköy'de neresi? Medcezir Kafe. Medcezir Kafe sizin mi? Evet. Medcezir'i biliyorum. Oraya zaten biz yük taşıma falan filan. Anladım. Medcezir'e az gitmedik ya. Gençliğimizde. Birçoğu zaten öyle diyor orada. Ha, öyle mi diyor? Büyüme olayları oluyor. İşte nargileyi cartıyor. Aynen aynen. Bir nargileyi dumanını alıp başkasının ağzını üfleme falan. Arabana yazılan para fazla bir para değil. Yani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ama benim acilen araba alıp şantiyeye koşmam lazım. Yoksa benim arabayı kullanmaya başlayacaklar. Ben de onu istemiyorum. E tamam ben de olmadı sizin çok fazla vaktinizi almayayım. Ha, zaten biz de seni çok vaktini almayalım. Sağ olasın zahmet ettin. Şimdi ben yine video konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Zamanından ayırdım. Biliyorum şu an zaman çok kıymetli. Ama dediğim gibi her ticaret olacak diye bir şey yok. Fiyatı uygun yazmışsın. Ona hiçbir lafım yok. Tamam. İnşallah bu arabayı güzel zamanda satarsın. Ama bize gelme dediğim. Ya şimdi şöyle bir şey. Ben bunu alacağım. Neticede kendimiz bilmeyeceğiz. Şantiye vereceğiz. Oradaki personel abilerimiz arayacak. Diyecek işte şöyle böyle sıkıntı çıkarttı. Değişmesi lazım falan. Açıkçası öyle bir zamanım yok. O kadar da uğraşamam. O yüzden biraz daha el ayağı toplu bir şey almak bize yarar. O yüzden de çok bize gelme dediğim ben sana. Aynı buradan nereden evinin oraya çıkabilirim? Bu arada vitesi ben tutuyorum arkadaşlar. Geriye atmasın diye. Atıyor çünkü. Sürekli bu şekilde gidiyorum. Bunların hepsi çok büyük masraflar değil bu arada. Ama farklı farklı yerlerde yapılan şeyler olduğu için bunun için şanzımancıya, bunun için direksiyon kutucuya bir yerden çıkmıyor. O kadar da farklı sanayi kulvarlarında koşmak istemiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyeyim. Muhammed'le bu ticaret olmadı. Muhammed ama sağ olsun çok anlayışlısın. Allah başka senden razı olsun. Başka bir ticaret olur. Başka bir ticaret olur inşallah. Orada karşılaşabiliriz, şey yapabiliriz. Yok biz zaten her türlü karşılaşırız sana. Ben Medcezir ara sıra geliyorum. Orada yine bir çayını çorbanı içeriz artık. Olur tabii ikram ederim. Eyvallah Allah razı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Evet arkadaşlar videomuz bitti ama sponsorumuz olan World of Warships'i indirmeyi unutmuyorsunuz. Biz şimdi arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Hadi gelin hep beraber oyun oynamanın tadına varalım.